Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Oğuzhan Asil Türk, Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç defa görüşmeler yaptı ve o dönemde kendi ifadesi, yani gördü ki ya bu masada Kemal Kılıçdaroğlu ile vesaire milli görüşün veya Saadet Partisi'nin işi nedir diye gördü ve bunu ifade etti. Ömrü vefa etmedi, Allah'ın rahmetine kavuştu. Ben şunu merak ediyorum. Gerçekten sen bu milli görüşün içerisinde çok kalmış birisi olarak, ya soruyorlar Temel Bey, Sayın Erbakan olsaydı, yaşasaydı bu CHP ile bu ittifakın içerisinde olur muydu diyor. Evet diyor. Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu? Hiç tereddüt etme. Kesinlikle olurdu. Kemal Kılıçdaroğlu çok değişti diyor. Partisinin içerisinde başörtülü kızlarımız var diyor. Sonra dönüyor, bu cami niye bu kadar doldu, şey yapıldı diyor. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Bir kere. Ve geçen gün bir ifadesi var. Beni Millet İttifakı'na Tayyip Erdoğan itti diyor. Peki Temel Bey, kaybederseniz ne olacak? Ne olacak? Oturup ağlayacağız diyor. Temel Bey, yani hakikaten bu masada, yani fikir olarak, ya Canan Kaftancıoğlu Erem, ya hakikaten çileden çıkaracak bir takım şeyler. Şimdi hemen bitiriyorum. Erbakan'la ilgili söylediği laflar ortada. Ve gidip Erbakan'ın anma töreninde Allah'a inanmayan, sizin Allah'ınız bilmem ne diyen bir kadın geliyor Temel Karamollaoğlu'nun yanında elini açıp Erbakan'ın dua ediyor. Ya bu nasıl bir ruh hali, bu nasıl bir değişimdir? Yani Temel Karamollaoğlu'na ne oldu, niye bu kadar Tayyip Erdoğan'dan nefret eder hale geldi? Belki bununla Çok ilgili basit. bize bir şey söylersin. Hemen iki parçaya bölelim, kısaca özetleyeyim. Birincisi, bana sorsan da eğer bugün olsaydı Erbakan CHP ile ittifak yapar mıydı sorusuna, ben de evet cevabını verirdim aynı Temel Karamollaoğlu gibi. Fakat şunu ayırmamız lazım. Erbakan'ın bugün CHP'li olma motivasyonu ve sebebiyle Temel Karamollaoğlu'nunki taban tabana zıt. Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la problemi olduğunu, siyasetten ayrı olduğunu bilmeyen yok. Şey numarasını yapmamak lazım. Bunlar danışıklı dövüş yapıyorlardı falan, milli görüş. O iş tezgah işi. Öyle bir şey yok hiçbir zaman. Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini beğenmiyordu. Hatta çok ağır konuşmayayım şimdi hocam hakkında, ama olay şudur yani. Bu iktidar, bütün bu güç benimdi. Bu zemini ben hazırlamıştım. Burada niye Erdoğan var? Burada ben olmalıydım. Nefsinden başka bir şey de değildir yani oradaki Erbakan hocamın, Allah rahmet eylesin, motivasyonu. Temel Karamollaoğlu neden CHP ile ittifak yapıyor biliyor musunuz? Bu başka bir şey. Tamamen İran. İran'dan şu anda İran etkisi altında bir Saadet Partisi var. Bütün siyaset dizayn, şey siyaseti İran tarafından dizayn edildi. Nasıl ki diğerleri Amerika'dan emir alıyorsa Saadet Partisi de %100 İran'dan emir alıyor. Esed'le olan birliktelik, orada Müslümanları katletmiş, bir sürü çoluk çocuğu öldürmüş, Esed'e olan yakınlıkları İran emriyle, Kasım Süleymani gibi bir Müslüman katilini öldürülmüş, Müslüman katilinin Amerika tarafından öldürülmüş olsa bile çok büyük bir katliam, katil bir adamın İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde anma törenlerinin hazırlanması, Tahran'la aynı perspektifte motivasyonlar hazırlanması ve bugün CHP'nin içinde de bulundukları pozisyonu bu ayarlayan kişi İran'dır. Nasıl ki HDP milletvekilinin bir milletvekili hakkı vardır İran'ın HDP'de. Her zaman öyledir. Şu anda da var. Evet. Başörtülü bir kadın var ya şu anda. Ha şey, HDP. Hüda. Hüda Kaya İran kontenjanıdır HDP'de. Allah %100 Allah. olmak zorunda. Tabii, İran kontenjanı. HDP, PKK'nın içinde İran kontenjanı vardır. Bugün itibariyle şeye dikkat edin. Şu anda Türkiye'de biz mesela Müslümanlar olarak İran'dan nefret ederiz. Çünkü İran'ı akaid olarak öbür dünya için tehlike buluruz. Bu dünya için de milli güvenlik tehdidi kabul ederiz. Bu Türkiye'deki bütün Müslümanların ortak tavrıdır. İran, Türkiye'nin düşmanıdır, Müslümanların düşmanıdır. İsrail ile arasında yaşanan düşmanlık da retorik şarlatanlıktır. Buna da hiçbir Müslüman bu numarayı yutmaz. Hal böyleyken
Türkiye'deki İrancılık aslında çoğunlukla Kemalistler ve solcular tarafından yapılır. Solcuların özellikle Esed'de aşık olmalarının sebebi solculuk zemininin İran'da yeşermesidir. Müslümanları yürü İran'a falan diyorlardı cahiller ama aslında biz o anda İran'la mücadele ediyor, İran'dan nefret ediyorduk. Bunlar kendileri İran'la aynı zemindeydiler. Şimdi bu bugün de böyledir. Bu siyaseti dizayn eden İran'da ben size çok açık söyleyeyim. Saçlarını kesiyor olmaları şu anda o kadının protestoları çok aşırı destekliyor olmalarının sebebi şu. İran'daki PKK yapılanmasını destekliyorlar. Ne demek istiyorum? O ölen kız Kürt asıllıydı. İlk başta halk hareketi gibi başlayan şey bugün itibariyle bir PKK hareketine dönüştü. Şu anda İran'daki sokaklardakiler PEJAK PKK hareketleri. Halk oradan çekildi. Artık bir kadının başörtüsü takmama hakkını savunan, çok makul bir şeyin peşinde olan, ekonomik durumdan şikayetçi olan bir halk yok karşımızda. PKK PEJAK yapısı var. Bugün bizim sanat sepet tayfasının saçımı da kestim aman Allah'ım İran'da ne kötüymüş demesinin sebebi İran'la bir problemli oldukları için değil. İran'da problemleri olsa Esed'le de problemleri olurdu. Hepsi Esed'in hayranı. Çok insan seviyorlarsa önce bir Esed'i kanasınlar da göreyim cesaretleri varsa. Konsere çıkamazsın. Adamın gırtlağını sıkarlar. Bir tane şiir okutmazlar. Sanat dünyasında Esed'le ilgili bir şey söyle bak bakayım. Ne yapıyorlar seni? Paramparça ederler. Öyle yok öyle yağma. Şimdi bu Esedçi tayfa Türkiye'de sanat sepetçi tayfanın tamamı Esedçidir. Şedid Esedçilerdir hem de. Fakat bu kızı desteklemenin sebebine Amerika müsaade etti. Niye? Konu dönüyor dolaşıyor bir PKK PEJAK hareketi de evriliyor şu anda. Dikkat et İran'ı iyi incelediğinde ben çok yakından takip ediyorum meseleyi. İran kaynaklarından da Türk kaynaklarından da oradaki hareket PKK PEJAK hareketine evriliyor şu anda. Bizimkilerin de sahnede saçımı da kestim aman İran'da kadınlar demesinin sebebi de çok İran'da insan haklarını falan savunduklarından değil. Zımnen PKK ve PEJAK destekçiliğindendir. Bugün Saadet Partisi'nin de 6 artı masadaki pozisyonu da tamamen bu motivasyondur. Başka da hiçbir tarafı yoktur.